Merhaba gençler. Bugünkü konumuz insanlığın hafızası olan tarih. Tarihi bilimi. Tarih insanların hafızasıdır. Hafızasını kaybeden insan geleceğini planlayabilir mi? Hafızasını kaybeden insan geçmişiyle ilgili nereden geldiği, kim olduğu, ailesi, çevresi vesaire bilgileri hatırlamadığında gelecekle ilgili de herhangi bir planlama yapamaz. Dolayısıyla tarih de toplumların hafızasıdır. Tarihini bilmediği zaman, tarihiyle araştırmadığı zaman, gelecekle ilgili bir planlama yapamadığı gibi başka toplumların da esiri olacaktır. Bu yüzden tarihini bilmesi, tarihini araştırması ve öğrenmesi gereklidir. Tarih öğrenmek ne işimize yarar? Öyle ya, sadece hafıza mıdır? Sadece hafızadan mı ibarettir? Değildir tabii. Tarih, bireylere yaşadığı toplumun geçmişini öğretir. Kişinin kendi milletine aidiyet duygusuyla bağlanmasını sağlar. Tarih kimliğinin oluşumunda hafızanın destekleyicisidir. Bunlar belli başlı tarih öğrenmenin faydaları. Peki bu dersimizde neler öğreneceğiz? Bu dersimizde tarih biliminin tanımını, tarih biliminin tanımında yer alan kavramların anlamlarını, tarihin konusunu, insan faaliyetlerinin neler olduğunu, İnsan faaliyetlerinin ne gibi değişmelere sebep olduğunu öğrenmeye çalışacağız. İnsanlığın hafızası tarih. İnsanlığın varoluş ve yaşam serüveni göz önüne alındığında bugün ulaşılan gelişmişlik düzeyi bir tecrübe birikiminin ürünüdür. Geçmiş ve gelecek bilincine sahip tek varlık insandır. Tecrübeleri geçmişten cesaret alarak öğrenir ve bunu gelecek nesillere aktarır. Bu bilgiyi aktaran tek canlı insandır. Bunun için de tarih bilimine ihtiyaç duyacaktır. Bilimsel ve teknik gelişmelerin hızla yaşandığı çağımızda tarih bilimine olan ilgi ve ihtiyaç azalmamakta, aksine her gün artmaktadır. Evet, geçmişten günümüze büyük fikir adamlarının ve tarihçilerin tarih hakkındaki görüş ve düşüncelerine birkaç örnek verelim. Bunlardan Yunanlı büyük tarihçi, aynı zamanda tarih biliminde kurucusu olarak kabul edilen Herodot. Tarih, insanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgidir der. İslam bilginlerinden İbn Haldun. Tarih, gerçeği araştırmak ve olayların sebeplerini bulup ortaya koymaktır. Olayların ilkeleri incedir. Nitelik ve sebepleri hakkında bilgi derindir. Leopold von Ranke, tarih, hakikatte meydana gelmiş olaylarla ilgilidir. Gerçeğin ne olduğu belgelerde saklıdır. Ve gerçek ancak belgelerin eleştirisiyle ortaya çıkar. Belge yoksa tarih de yoktur. Osmanlı döneminde yaşamış tarihçilerden ki Osmanlı Vakayın Üstü dediğimiz Osmanlı tarih yazıcılarından biridir. Ahmet Cevdet Paşa 1800'lerde yaşamıştır. Tarih, bir olayın sadece filan tarihte olduğunu bilmek değil, geçmişte meydana gelen olayları değerlendirmek ve bu olaylardan ders almaktır diyecektir. Edward Carr, tarihçi ile olgular arasında kesintisiz, karşılıklı bir etkileşim süreci, bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalogtur diyecektir. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği önemli tarihçilerinden, dünyanın sayılı bilim adamlarından bu alanla ilgili olarak biri olan Halil İnalcık. Gerçek bir tarih için kaynaklara gitmek, kaynakları iyi tenkit edip değerlendirmek gerekir demiştir. Ve kurucumuz olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat şaşırtacak bir nitelik alacaktır. Yani burada tarih yazanların, tarihi anlatanların, yapanların olduğu gibi tarafsız bir şekilde olayları dile getirmesi, aksi takdirde çok şaşırılacak bir şekilde sonuçlar ortaya çıkacağını dile getirmektedir. Farklı dönemlerde tarih hakkında değişik tanım ve yorumlar yapılmış. Şimdi bu farklılığa bir görüş ve düşünce çeşitliliği olarak kabul edilmelidir. Bu tanımlar
Tarihin konusu ve kapsamının genişliğini belirtirken onun insan hayatındaki vazgeçilmezliğini de dile getirmektedir. Tarihin tanımı. Tarih ne anlama geliyor? Tarih, insan ve toplumların başına geçen tüm olayları, yani geçmişte yaşamış olan insan topluluklarının meydana getirdiği her türlü olay. Bunlar siyasi, askeri, kültürel, ekonomik, dini vesaire. Bütün konuları içine alacak şekilde yer ve zamanını gösterecek. Çünkü her olay dünya üzerinde bir yerde, bir noktada ve aynı zamanda bir zaman dilimi içerisinde meydana gelmiştir. Bu yüzden olayların mutlaka yer ve zamanını belirtmek zorundadır. Yer ve zaman belirtirken mektupların üzerine yazdığımız kapı numarasına kadar net bir adres olabildiği gibi geniş bir coğrafyayı tanımlayacak şekilde de olabilir. Mesela Orta Asya dediğimizde Asya kıtasının çok geniş bir kısmını kapsayan iç bölgelerindeki büyük bir alandır. Orta Asya dediğimizde de bir yerdir. Veya zaman dilimi, kesin net bir zamanı belirtebileceğimiz gibi geniş bir zaman dilimini kapsayacak şekilde de denilebilir. Özellikle tarih öncesi dönemler için, belgelerin az olduğu dönemler için bu kavram çok kullanılır. Zaman dilimi çok geniş tutulur. Milattan önce 100 bin ile 500 bin yıllar arası denir. Arada 400-500 bin yıllık bir süre vardır ama zamanını belirtiyor yine. Dolayısıyla yer ve zaman mutlaka gösterilecek. Sebep-sonuç ilişkisi içerisinde. Çünkü her olayın mutlaka en az bir sebebi, her olayında mutlaka en az bir sonucu vardır. Sebepsiz olay yoktur. Ve sonuçları olmayan olay da yoktur. Bazı olayların sonuçları hemen ortaya çıkabileceği gibi bazen sonuçları çok uzun bir zaman sonra da ortaya çıkabilir. Bu yüzden bir olayın tarihi olabilmesi için üzerinden 50-60 yıl gibi belli bir sürenin geçmesi gerekiyor. Belgelere dayanarak, evet, tarih olayları açıklarken belgelere dayanır. Belge olmadan tarih olmaz. Belge olmadan tarih olayları açıklayamaz. Mutlaka belgelerini göstermek zorundadır. Olayları belgelere dayandırmak zorundadır. Objektif olarak anlatan, yani tarafsız, olayları olduğu gibi anlatmaya, bir tarafa çekmeye, bir kişi, bir topluluğu, bir millete göre anlatmaya değil, tarafsız bir şekilde anlatacağım. Bir sosyal bilimdir. Tarih sosyal bir bilimdir. Yani bir bilim dalıdır. Tarih kelime olarak Arapçada era fiilinden türeyen aya göre vakit tayin etmek, bir olayın meydana geldiği günü ve yili, bunların rakamla yazılışını, bir şeyin oluş zamanını ve olaylar dizisini tespit etmek gibi çok geniş anlamlara gelmektedir. Batı dillerinde ise karşılığı Yunanca historiadan türetilen historia ve historidir. Kelime olarak tarihin kökeni. Tarihin konusu. Gençler, tarihin konusu olarak bilmeniz gereken en önemli şey, tarihin konusu insandır. İçerisinde insanın olduğu her türlü olay tarihin konusudur. Geçmişte yaşamış yaşamış insanların meydana getirdiği her türlü olay tarihin konusudur. Kısaca tarih eşittir insan. Yalnız bazı olaylar vardır ki bunlar özellikle doğal olaylarıdır. Nasıl meydana geldiği, neden meydana geldiği tarihin konusu değildir. Ancak sonuçları itibarıyla olaylar meydana geldiğinde, işin içine insan girdiğinde, insan etkilendiğinde tarihin konusuna girer. Mesela depremler nasıl meydana gelir? Depremler niye meydana gelir? Bu coğrafyanın veya fiziğin veya farklı bir bilim dalının konusudur. Tarihin konusu değildir. Ancak deprem sonucunda insanlar ölüyorsa, sakat kalıyorsa, bulunduğu bölgede göç etmek zorunda kalıyorsa, bir şekilde etkileniyorsa depremin sonuç itibariyle tarihin konusudur. Çünkü insan işin içine giriyor.
Veya bir çığ felaketi. Çığın nasıl meydana geldiği, neden meydana geldiği. Bunlar tarihin konusu değildir. Ancak çığ düşmesi sonucu insanlar etkileniyorsa tarihin konusudur. İnsan işin içine girmediği sürece tarihin konusu değildir. Ve insan işin içine girdikten sonra o andan itibaren tarihin konusudur. Sel felaketleri, heyelanlar vesaire her türlü doğa olayı oluşumu tarihin konusu değil. Ancak insan etkilenmeye başladığı andan itibaren tarihin konusuna girer. Amaç olarak insanın kendisini konu alan tarih, yöntem olarak da kanıtların ortaya çıkarılmasını ve belirli bir yaklaşımla yorumlanmasını ister. Geçmiş ve şimdiki zamandaki insan tecrübesinin tamamı tarihin konusunun içeriğine girer. Evet, tarihin konusu siyasidir, askeri, kültürel, ekonomik, dini veya mimari yapılar, eserler tamamen insan içerikli olduğu için, insanlar tarafından yapıldığı için bütün bunlar tarihin konusuna girer. Cumhuriyetin ilanı bunu gerçekleştiren insandır. Tarihin konusudur. Savaşlar insanlar meydana getiriyor. Tarihin konusudur. Göç etmek, insanların göç etme nedenleri, sebepleri ve sonuçları insan etkilendiği için, insan meydana getirdiği için bu tarihin konusudur. Sanayi devrimi insanlar meydana getirdiği için tarihin konusudur. Yazıyı icat etmek tarihin konusu. İslamiyet'in doğuşu, Hristiyanlığın doğuşu vesaire insanlar yaptığı için tarihin konusudur. Bir Sultanahmet Camisi'ni yapmak veya Saint Pierre Kilisesi'nin yapılışı tarihin konusudur. Çünkü onun çizimini, yapımını, şeklini, şemalini insanlar yapıyor. Dolayısıyla tarihin konusuna girer bunlarda. Şimdi bir başka mesele tarihte olay ve olgu. İki kavram. Olay ve olgu nedir? Birbirlerinden farkı nedir? Tarih biliminin araştırma konusunun içerisine giren iki önemli unsurdan biri olay, diğeri ise olgudur. Olay, tarihte insanlığı etkileyen siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik, dini konularda kısa sürede meydana gelen gelişmelerdir. Olaylar kendine has özelliklere sahiptir. Somut bilgi içerir, yeri zamanı bellidir, olayların başlangıç bitiş süreleri bellidir, kısa sürelidir, tekrar etmez. Mesela ne olabilir? Malazgirt Meydan Savaşı bir olaydır. Çünkü nerede ve ne zaman meydana geldiği bellidir. Başlangıç ve bitişi bellidir. 1071 Muş'un Malazgirt Ovası'nda Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslanlı ordusuyla Bizans İmparatoru Roman Diyojen arasında yapılan savaştır. 1071'de yapılıyor. Başlangıç ve bitişi bellidir. Yeri bellidir. Ancak Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra Türklerin Anadolu'ya girmesi hızlanıyor. Kapılar Türklere açılıyor çünkü. Anadolu hızlı bir şekilde Türkleşiyor, Müslümanlaşıyor. Bu ise bir olgudur. Malazgirt Meydan Savaşı bir olay, ancak sonuç itibarıyla etkileri olgudur. Bu durumda olgu, tarihte insanlığı etkilen olayların ortaya çıkardığı sonuçlara göre uzun sürede meydana gelen değişmelerdir. Olgular geneldir, süreklilik gösterir, soyuttur. Olgularda belirli bir yer ve zaman söz konusu değildir. Olaylara göre daha uzun sürelidir ve tekrar edilebilir. Anadolu'da Türkleşme, İslamlaşma bir olgudur. Ne zaman başladığı, ne zaman biteceği kesin değildir. Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra başlıyor. Ne zaman bitti? Acaba bu Türkleşmesi bir süre durup daha sonra tekrar mı başladı? Ne zaman bitecek? Bunlar belli değildir. Bu yüzden Malazgirt Meydan Savaşı bir olay, Anadolu'nun Türkleşmesi ise bir olgudur. Genelde olaylar, olayların sonuçları olgudur veya etkileri olgudur. İstanbul'un fethi bir olaydır. Ancak İstanbul fethinin etkileri olgudur. İstanbul fethinin özellikle dünya tarihinde önemli bir yeri vardır. Bunlardan biri İpek Yolu'nun Osmanlı'nın eline geçmesiyle, ki daha önce de Baharat Yolu Osmanlı'nın eline geçmiş, Avrupalılar
Uzak Doğu'da bu ticaret yollarına alternatif olacak yeni yollar aramak için Avrupa kıtasının dışına çıkmışlar. Bu da yeni ülkeler, yeni kıtalar, yeni ticaret yolları, yeni yerler keşfetmesini, coğrafi keşiflerin başlamasını, dünyanın şeklinin yuvarlak olduğu, yeni medeniyetlerin ortaya çıktığı, sömürgeciliğin başladığı olaylardır. Ve bunlar ne zaman bitecek bilmiyoruz. Çünkü günümüzde de hala bu olayların etkileri devam ediyor. Bu yüzden olayların sonucu veya etkileri olguyu meydana getirir. Tarih biliminin yöntemi. Evet, tarih bir bilim dalıdır. Tarih bir bilim dalı olduğuna göre ki fizik, kimya, biyoloji, matematik, cebir vesaire bunlar ki pozitif bilimler dediğimiz bilimlerdi. Tarih de aynı şekilde. Bu bilim dallarında deney yapılır. Bir olayın denemesi yapılır. Tekrarı yapılır. Aynı sonucu veriyor mu? Gözlem yapılır. Bu gözlem sonucunda iddia edilen şeyler ortaya çıkıyor mu diye. Tarih de bir bilim dalıdır. Ancak tarihte deney, gözlem, tekrar yapılmaz. Fizik, kimya, biyoloji, matematik vesaire bilim dallarında deney, gözlem, tekrar yapılır. Ancak tarihte deney, gözlem, tekrar yapılmaz. Deney yapamayız. İstanbul'u tekrar fethetme deneyini yapma imkanımız yok. Canlandırma yapılır ki canlandırma zaten gerçeği yansıtmaz. İstanbul'un fethini gözlemleme, o döneme gidip savaşı nasıl yapıldığı, nasıl fethedildiği, acaba o surlara çıkan Ulubatlı Hasan mıydı gerçekten gibisinden bir iddia. Bunu görme şansımız yok. O döneme gidecek henüz bir zaman makinesi icat edilmediği için gidip gözlemleme şansımız da yok. Bu yüzden tarihte gözlem de yapılmaz. Olaylar tekrar etmez tarihte. Bir köprünün altında geçen sudur ancak her geçen su farklı sulardır. Farklı zerreciklerdir. Bu yüzden tarih olaylar birbirlerine benzerlik gösterse de tekrar etmez. Yani tarih tekarur etmez. Benzerlik gösterebilir. Bu yüzden tarihte deney, gözlem ve tekrar yapılmaz. Peki tarih olayları nasıl açıklar? Tarih tanımında da geçtiği gibi belgelere dayanarak olayları belgelerini ortaya koyarak açıklar. Tıpkı büyük düşünürlerden bahsettiği gibi belge yoksa tarih de yoktur. Tarih olayları açıklamak için belgesini ortaya koyar. Tabi bu belgeler elde edilen belgeler belli süzgeçlerden geçtikten, belli kriterlerden geçtikten sonra gerçek belge olarak kabul edildikten sonra olayla ilgili bilgiler verilir. Evet gençler, bugünkü konumuz buraya kadar. Umarım size faydalı olur. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşça kalın.